bugün akşam namazından sonra esnemeden ve gazdan bahsettik arkadaşlardan. Çünkü bir misafir geldi. Yeni geleni pek almıyoruz ama geldi, arkaya durdu. Namazda mecbur bir yarım saat konuştum. Peygamber aleyhissalatü vesselama hiç olmamış. Peki namazda gelse ne yapacağız? Şöyle yapacaksın. Tutacaksın. Yapmayacaksın. Çok zorlanırsan elini getireceksin. Burada yapacaksın. Namazda esnemek gaflette olduğunu gösteriyor. Namazın suretindesin. Namaz da yani hakikatına hissi ve fikri ve manevi bir namazda değilsin alametidir. Şimdi namazda düşün. Ne namazı? Zaten ses yaptığın anda iki harf çıktı mı namaz bozuluyor. Eğer tut böyle. Tut. Daha dayanamıyorsan şey yap. Ha böyle şey yapacaksın. Esnemek sirayet ediyor. Şöyle yapsan herkes de başlıyor. Bu sirayet, gaflet gibi. Namazda birisi yapsa başlıyor hepsi öyle olmaya. Öyle olmaya. Elinizden geldiği kadar kontrol edeceksiniz kendinizi. Sıkacaksın. Kendini sıkacaksın. Tabi tıp tabi biyolojik bir şey diyor da Allah Resulü'nün hiç ömründe olmamış. Ya gaz hakkında o da hiç olmamış. Vücutta tutunamamış, dışarıya atılmış. Biyolojik bir şeyler. Tabi o da doğru. O bedensel dışarıya tezahürü. Yani beden elektrik ocağını düşünün. Elektrik ocağında elektrik verirseniz ısı ortaya çıkar. Isıdan konuşuyor. Ama bu nasıl oluşuyor? O ruhsal haleti onu tıp bilmez. Onların sahası değil. Kaç oldu? 3 geçiyor. Ne yazmışsınız bir bakayım. 3 dakikada öyle yapıyor. Abdestte de gaflette olunca daha çok oluyor abi. Evet. Geğirmek de aynı mıdır? Geğirmek derken böyle değil de o da şey. O çok yemekten bebehçet veya mide rahatsızlığından. Çok yemekten esneme olur kardeş. Gaflet olur. Hepimizde var ama söylemek vazifem var. Namazda veya yapan bilin ki namazın suretindesin, hakikatında değilsin yani. Namazın hakikatında değilsin, suretindesin. Sen de ben de yani kim yapıyorsa. Namazın suretindeyiz arkadaşlar. Namazımız kabul mü? Tabii ya namazın İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mektubat-ı Rabbani'de geçiyor. Diyor ki, ahir zaman ümmetine, diğer ümmetlere olmamış, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel geçmiş, demiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta ümmetini görünce, Cenab-ı Hak söz vermiş, sureti namaz, hakikati namaz olarak kabul edeceğini Cenab-ı Hak söz vermiş. Mektubat-ı Rabbani'de İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor inşallah. Başlıyoruz. Birkaç tane işi beraber yapacağım. Bu işi yapan kardeş olmayınca tabii bu onaylamayı da bize bırakmış oldu. Bu akşam biraz işimiz zor olacak ama çok da keyifli bir derstir. Keyifli ders olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Gecemiz, gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Rızası dairesinde yaşamayı nasip eylesin. Gafletle de yapılan ibadetlerimizi, taatlerimizi de dergâh izzetine kabul eylesin. Acziyetimize binaen ikram ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, keremi olan hizmet-i imaniyeden bizi ayırmasın inşallah. Ben okuyacağız. 4. şuadayız. Sayfa 61 şualar. Devam edeceğim. Kaldığım yerden devam edeceğim ama birkaç tane noktayı nazar vermek istiyorum. Birkaç tane. Asıl vatan kalptır. Asıl vatan kalptır. Kalbinde ah birisi onaylasa da beni bu manada kopartmasa bizim asıl vatan kalptır. Kalbinde ne hakimse yani ya muhabbet ya da adavet her ne ki varsa sen onun içinde yaşadığın için bedenen nerede yaşadığın mühim değil. Asıl vatan aslı cennet. Onun bir şubesi kalptir. Kalp cennetten üstündür. Kalp arşın simgesidir. Arş. Arş ile Geçeyi çağır. Abdülbasit gelmişse. Yok gelmedi abi. Tamam. O zaman sana versem onaylayabilecek misin? Onaylanmış değil. Tamam. Bende yalnız telefon yok. Telefon yok. Benimkisini veriyorum. Yani var da yüklenmiyor arızalı şeyi. Tamam bakayım ama nasıl yapacağız? Yapabilecek miyiz? Bunu buradan girsem. Oradan ben gireyim. Ama sen göndermen lazım. Değilse. Yani mesaj gönderebilirim bana mesaj. Yok yok tamam. Şöyle yapalım. Bilgisayarda versem görüntüm yok olur. Tamam neyse idare edeceğiz. Bir daha. Arş, kalp, Kabe aynı. Peki kalp nedir? 18 bin alemin haritası. Bunun içinde cennet de var. Arş nedir? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Arşla arş-ı azamı karıştırmayın. Farklıdır. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bunu böyle geçiştiriyoruz ama kaydediyorsanız çok önemli bu. Asıl vatanı asli kalptir. Neredeysen hep yabancısın. Gel abisi. Kapaçık olsun. Bak kapaçık olsun. Bak. Seni de dinleyin. O kadar mühim ki bu. Bu korona, corona da, morona da vesaire. Ölüm korkusu. Bak şimdi. Kalp vatan aslidir. Hatta değil bile. Kalp 18 bin alem hulasası, haritası, ruznamesi. 146 Mesnevi'de Emirdağ'da. Cennet cehennem nedir? 18 bin alemden cüzdür. Kalp ise bütündür. Kalp cennetten üstündür. Adem Aleyhisselam cennette yaratılmadı. Cennette yaşamı konulmuş, başlamış. Arş-ı Azam'da. O kadar mıyım ki bu şimdi tefekkür. Şimdi Adem Aleyhisselam cennette yaşamaya başlamış. Adem Aleyhisselam'ın halakal insane min salsalin kel fahar ve halakal canne min maricin minnar salsal yaratıldı. Esma'nın cilve cemalındaki sanatı cem edilmiş. Bütün esma yüklenmiş. Çalışıyor. Bütün sıfat yüklenmiş. Tamam mı? İnsan. Şimdi bu insanın yaşaması için vatan aslı cennet. Üstad diyor, ey insan vatan aslınıza ithal edileceksiniz. Yani yaşamaya başladığımız yer. Peki nedir? Hayatın en cami tezahür ettiği yer. Oturan. Dersten çıktınız değil mi? Maşallah. Tebrik ediyorum Allah'a. Gurur duyuyorum. Elhamdülillah. Dersten çıktınız. Ama bu dersi de dinleyin. Vatanı Adem Aleyhisselam Nur-u Muhammed'i de hepimiz yaş itibariyle aynıyız Adem Aleyhisselam'la. Oradaydık. Adem Aleyhisselam bütün alemlerin cemi, bütünsel halinin yaşamaya başladığı yer 18 bin alemden bir yer. Neresi? Cennet. Yaşamın ilk zemini. Onun için vatan aslı diyor. Tamam. Vatan aslı cennet. Şimdi biz gurbetteyiz. Tamam mı? Şimdi o cennet cemal tecellisi. Bu kalp ise ondan üstündür. Cennet 18 bin alemlerdendir. Kalp ise 18 bin alemin haritasıdır. Öyle kağıttaki harita değil. Öyle canlı, ruhlu, şuurlu bir harita. Tamam mı? Bak şimdi ölüme bu demek ki vatan aslı orası. Ne? Bütünselliğinin ilk aktif olduğu, hayatın en cami olduğu yer cennet. Ama kalp daha üstün. O zaman bizim vatanı aslı kalptir. Peki biz gurbetteyiz dünya. Bak gurbeti söylüyorum. Bazen bir fikir, bazen bir his, bazen bir duygu. Bizi gurbete atmış. Düşünceler gurbettir. Garipliktir yani. Gariplik verir. Hisler gurbettir. Huzur oldukça mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin böyle hazır oldukça Allah hazır olmasa huzur olmuyor. Gurbetten vatan hasline kısmen araladığındandır. Huzur. Huzur etem. Risale'de geçen huzuru tam. Huzuru daimi. Bak kardeşim, ölüm denilen şey aslında fikri ve hissi boyuttan kalbi boyuta, vatan asline, gurbetten vatana dönmenin hareketi zembereğidir. Alışılmamış, bilinmemiş bir şeyi değil ki ödüm patlasın. Niye? Allah Resulü demiş ki, burası 2 aylık mesafe. Ruhlar hali, elestu bir rabbikum dünyada başladı, geldi. Cenneti girene kadar kaç ay geçecekmiş Risale'de? 2 ay. O has çiftliğe 2 ay sonra girilecek. Dünyada ne kadar kalacakmış 2 ay içinde? Bir gün. 59 günümüz var daha. Vatanı asliye gitmeye 59 gün daha var. Bize denmemiş bir şeyden niye korkuyorsun? Yani denmemiş miydi? Böyleydi zaten. Ondan ileri bir şey yok. Ha demek ki şimdi insana uygulayayım. Dün Mehmet Dire'ye söyledim. Ders yapıyordu. Ölüm. Ya tamam Allah razı olsun. Mükemmel şey yaptılar. Toplama yaptılar. Çok hoşuma giden sureti, kanuneti tamam. Çok güzel çıkarımlar oldu. İstiyorum böyle şeye de alışılsın. Enfuse. Şimdi vatan asli kalp. Neredesin? Dimada, hayalde, tasavvurda, akılda, izanda, nerede olursan ol. Hep gurbettesin. O nispetle ne kadar uzaksan kalpten firak ve ayrılık acısını çekeceksin. Ne kadar orada kalbin ve ruhun derece hayatına girdi mi o bitiyor. Onun için kalbin ve ruhun derece hayatına gir diyor. Kardeş burada bitiyor her şey. Yemin ederim ama o kitaba. Saatine öyle ya. Allah temin ettiği için söylüyorum. Ne kadar kalp ve ruhun derece hayatına girdin mi ölümmüş. Arkadaşlar görüntünüzü ve sesinizi kapatın. Ne kadar kalbin ve ruhun derece hayatına girersen onun dışındaki her şey vasıta ve vesiledir. Şey sen ama beni göremezler bu sefer. Ha, tamam. Yani bu bilgisayarda bağlanmış. Tamam. İdare edeceğim artık. Tamam. Bir kere buradan girdim. Tamam. Yeniden adres vermem lazım. Ölüm korkusu dimada, fikirde. Dünya değil o. Müslümanlar ölüm korkusuna ne diyor dünya? Hayır. Bizim Müslümanlar dünya fani olduğunda bir sorun yok. Fikirde ve histe yaşadığı için duygularıyla bir dünya oluşturmuş, hisleriyle bir dünya oluşturmuş. Hiç kimse dünyada yaşamıyor ki zaten. Ne kafir ne Müslüman. Herkes duygu yani hayalinde ve düşüncelerinde yaşıyor. Ya hayalindedir, ya fikirdedir, ya histedir, ya duygudadır, ya latifesindedir. O kurguladığı dünya his kalbe ne kadar uzaksa oradan kopmak o kadar acı geliyor. Demek ki şimdi ne anladık? Vatan asli kalptir. Dimada, fikirde, histe yaşarsak, orayla irtibat az olursa firak ve ayrılık. Bunlar insanı rahatsız eder. Hayatı nasıl yorumlarsan onun üstüne kurduğun sistem de o şekil alır. O şekil alır. Başka? Sahip olduklarınla, sahip olduğumuz var ya bu kadar nimet, sahip olacaklarını fikretmen içindir. Sahiplenip üzerine oturmak için değil. Sahip olduklarımızla onu kullanarak, sahip olduklarımızı kullanarak olamadıklarımıza talip olmak içindir. Yoksa ona kanaat edip orada fena olmak için değildir. Başka? Hayat sorularımıza, isteklerimize cevap hazırlandığı yerdir. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır sırrınca hayatınla hayatına soru sorma. Hayatı sana veren hayyu kayyuma göre hayatına bak. Hayatına soru sorma. Düşündüklerin hayal ettiklerinden öteye, neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan ondan öteye hayal edilmemiş, düşünülmemiş hazinelerini merak et. Neyi biliyorduk, neyi yaşadık? Bir sürü şey yaşadık, düşündük. Onları kullanarak düşünmediklerini, hayal etmediklerini merak et. Her şey yerinde kalsın. Yani kimsenin işine karışmayın, rahat edersiniz. Bırak Allah Allah'lık yapsın. Ne diyorsun ya? Allah'ın işine omuz verme. Kainatı yönetmesinde karışma. Hayat olması gerektiği gibi akıyor. Benim istediğim gibi değil. Tamam. Şimdi bununla alakalı, bu mevzumuzla alakalı bitti. Şimdi şualardan okuyor. Gurbeti anladık mı abi? Gurbeti anladık. Hani abi kalp dediniz ya. He. Yani biz aslında kalp derken hani ondan mı uzağız? Ondan uzağız. Hani her şey burada ya. Evet. Biz ondan uzağız İbrahim. Kalp vatan aslidir. Ona uzağız ki sıkıntı çekiyoruz. Üstad diyor ki kalbin ve ruhun derece hayatına gir diyor. Ya kalbin ve ruhun derece hayatına gir. O zannettiğin, hayal ettiğin dünyada daha geniş. Şimdi şualardan başlıyor. Kaldığımız yerde o kapıyı kapatır mısın o kardeşa? Hem o şuuru imanla mahbubu mutlak olan kemali mutlakın varlığı bilinmekle şedid ve fıtri olan muhabbet-i zatı tatmin edilir. Burada kalmıştık. Şuuru imanla mahbubu mutlak olan mahbubu mutlak kim? Kemali mutlak olan Allah. Biz onu, o sevgiyi çevirdik biraz kendimize. Varlığı bilinirse, bak, mahbub-u mutlak, en çok sevilen Allah, kemal-i mutlak bilinirse, bilinince ne olur? Allah bilindiği kadar ne olur? Şiddet ve fıtri olan muhabbet-i zat tatmin edilir. İnsan kendisini sevdikçe ölüm o kadar acı geliyor. Ayrılık o kadar yakıyor. Yani buna yüklediğimiz manaya göre, yani muhabbeti Allah'a verilecek muhabbeti buna verdiğimizden, bundan beka beklediğimizden, ama olması gerektiği gibi şey yapsak. Yani biraz da böyle ahiret böyle meçhul ya, yani bilinmezlerin içerisinde olduğu için endişe ediyoruz. Oysa hiçbir şey bilinmez değil. Hiçbir şey sürpriz değil. Sana nasıl muamele edecek biliyor musun İbrahim? Allah. En azından. Senin kalbinde Allah nasıl? Vicdanında. En az öyle muamele edecek sana. O zaman kurtardım. Yani kurtardım diyor. Hayır. Tabii kendisini söyledi. Peki ikincisini sana söyleyeyim. Şeyde geçiyor. 19. sözde, 6. işarette veya mektubatta da geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şeyinde. Diyor ki Allah'ın kullarına davranışı bir alameti olması gerekiyor. Yani Allah kullarına nasıl davranacak? Mektubat versene orada. Bu tarafta ikinci. He. Bak. Allah hep derim, hep böyle burayı okurum. Millet zannediyor ki bize diyor, aslında kendime söylüyorum. İnsan 6. esas var ya, 193. Mucize ya. Ya mucize bu ya. O kadar büyük nimet ki. Şimdi senin suçun var, tamam mı? Tahir. Allah Resulü zamanında yaşıyorsun. Sen hayal et, peygamber hatana nasıl davranırdı? Ceza verilmezdi. Değil mi? Şefkat. Yanındaki münafığı deşifre etmemiş ya. Amcasını alişan ya, şehit edene karşı diyor ki vahşiye, belki kalbimde sana biraz soğukluk olur. Duvarın arkasına saklan diyor. Ya sıcak mı? Ver. Ver ta şey zübeyir. Sıcak. Ha, ver. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkürler. Tamam. Onu alabilirsiniz. Hı. Şimdi o kadar acayip bir şey ki, yani fıtri bir ihtiyacım var ki ben bunları görüyorum külliyattan. Şimdi hep merak ederdim. Allah bana nasıl davranacak? Allah bana nasıl davranacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam madem Allah adınadır, Allah da o ne diyorsa benden söylüyor diyor. İn huve illa vahyu yuha, her şey öyle. Allah adına hareket ediyor değil mi? Tamam. Münafığı deşifre etti mi? Etmedi. Belki düzelir. Peki savaşa söz verdiği halde vesaire hiç kimseye zulmetmedi. Ya Yahudi bir çocuğun kuşu öldü diye taziyeye giden bir peygamber ya. İyi dinleyin. Onun davranış Allah'ın en az davranışıdır. Allah öğretiyor ona. Peygamberin davranışı, ümmetine davranışı Allah'ın davranışı demiyorum. En az. Allah da böyle değil haşa. Allah'ın kullarına davranışı en az göstergesi Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine gösterdiği davranış kadar olacaktır. En az. Bu müjdedir biliyor musunuz? Bu müjdedir düşünen insanlar için. İmanı kazanma veya kaybetmeyi dert edinenler için bu. Kaynağını söyle. Kaynağım şu. Hem o kim? Melek, cin ve beşerin seyidi olan Peygamberimiz. Kimin seyidi? Melek. Melek ha? Meleklerin, cinlerin, beşerin seyidi olan zat. Peygamberimiz göstergedir, gösterge. Araba göstergesi, termometre göstergesi. Tamam mı? Göstergedir, gösterge. Bakayım ne gösterecek? O zat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şu kainat ağacının en münevver, mükemmel meyvesi. Şimdi iyi dinle. Okumak istediğim cümle şu. Rahmet-i ilahiyenin, Allah'ın rahmeti nasıl olacak? Rahmet-i ilahiyenin timsali. Muhabbeti Rabbani'nin misalidir. Yani rahmet-i ilahiyenin en düşük seviyesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesine karşı davranışı gibidir en az. Nasıl bak? Çünkü onun davranışı diyor rahmet-i ilahiyenin timsali. Timsal şu. Aynayı tut. Güneşe. Güneş gözüküyor. Şüphe eder misin güneşte, semadaki güneşte? Bu onun timsali değil midir? Timsali bu. Ne aynıdır ne gayiptir. O demek timsal. Misal ise timsal değildir o. Yani misal daha çok eylemsele denk getirilen bir örnektir. Yani haşirde sana nasıl davranacak? Muhabbeti Rabbaniye'nin misali. Bak, rahmeti ilahinin timsali, muhabbeti Rabbaniye'nin birincisi ilah. Ulazı bir Rabbin nas, ilahin nas, melikin nas. Bak, rahmet-i ilahiye, ilahin nas, timsali. Rahmet-i ilahiyenin timsali Peygamberimiz. Yani haşa haşa. Güneşe Allah şemsezeli, aynen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu halisi, aynada gözüken Cenab-ı Hak. Demek ki rahmet-i ilahiyenin timsalidir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın muhabbeti Rabbani'nin misalidir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman elhamdülillah, yeter ki sorun şu, imanla gir, tamam. İmanı kazanmayı ve kaybetmeyi dert edinirsen, dertlikten çıkar. O sana derman olur. Ya. Şimdi insan fıtri bir zatını sever. Niye? Şu ayna yüzünü çevirmiş, kendisine dönmüş. Aslında Allah'ı sevmek içindi. Allah'ı ne kadar bilirsen, muhabbet senden çekilir. Sahibine döner. Öyle dedi bak. Diyor ki hem şuur, hem o şuuru imanla mahbubu mutlak olan, bak mahbubu mutlak olan kemali mutlakın varlığı bilinmekle şiddet ve fıtri muhabbeti zat tatmin edilir. Yani şu, toprağa girmekten, yok olmaktan, kabre girmekten insan rahatsız oluyor. Niye? Zatını seviyor. Eğer bu sevgiyi sahibine çevirdin mi, bu onun gölgesiydi zaten, cilvesi. Buna alakan kalmıyor. Ha? O nispete gidiyor. Başka bir şey söylüyor. Baki olmak istiyorum. Zatımı seviyordum. Şimdi ölmek istemiyorum şimdi. Diyor ki, baki sermedinin, baki sermedi, ya baki, entel baki. Baki sermedinin bekasına ve varlığına ait şuur imani ile kainatın ve nevi insanın kemalatı bilinir ve bulunur. Ve kemalata karşı fıtri meftuniyet, hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alır. Allah'ın bakiliği, Allah'ın bakiliği ve bekası varlığına ait. Yani Allah ne kadar bilinirse, ne kadar bilinirse baki varlığı, o nispette insan kendisine yüklediği beka gibi hisleri, fikirleri ona dönüyor. O zaman diyor ki aynadaki şey güneş, ayna şuurlandı. Aynada güneş gözüküyor ya. Şimdi düşünün o ayna şuurlu olsa, canlı ve ruhlu olsa, üzerinde gözükeni bilir değil mi? Güneş olduğunu bilir. O zaman der ki bu zati değil. Bu aynada gözüken güneş semadaki timsaldır. semadaki güneştir. Semadaki güneştir. Bir daha. Aynada güneş gözükse, aynayı şuurlu kabul edin. Aynayı hayatlı kabul edin. Ayna ne der? Bende gözüken timsah, semadaki güneştir. Semadaki güneştir. Şimdi der mi ki ayna, şuurlu ya canlı, bende gözüken ondandır, o değildir. Buna kafayı takar mı daha? Heh, bizim bu aynada maksat bizim ruhumuzdur. Aynada gözükenden maksat bizdeki bekadır. Aşkı beka, ölmemek, sonsuz yaşamak. Her şeyin yanında olmak, hiçbir yerde olmamak. Yani bu istekler aynada gözüken güneş gibidir. Ha? Şimdi ne yapar? O şuurlu olsa o ayna, hayatlı olsa semadaki güneşe yüzünü çevirir. Yani bu kaybolsa da, mesela güneş battı. Çok iyi biliyor ki ayna güneş batmadı. Dünya battı. Güneş duruyor. Batan dünyadır. Ama zahirde nedir? Güneş battı. Zahirde güneş battı. Hakikatte dünya battı. Çevrildi ya. Bilir. Yani ben öldüm. Zahirde güneş battı gibi şey. Hayır. Zahirde dünya battı. Ben şey yaptım. Ama güneş devam ediyor. Muhabbetini ona çevirirse onun bakiliği, sendeki beka arzusu tatmin edilir. Yani ben faniyim zaten bedenim. Ama bana, benim ruhuma bekayı veren zat bakidir. Bakidir. Onun bakiliği bendeki baki tatmin ediliyor. Beka tatmin ediliyor. Hadsiz bir mülk. O zaman ne olur? İnsanda onu bildin mi? Firakta ayrılıklar aslına dönüş olduğundan, rucu edildiğinden lezzete dönüşür diyor. Büyük zatlar böyle yapmış yani. Sıram neye gelmedi diye. Böyle yapmış. Yani o bir ölüm arkadaşlar, dirilmek bir sistem olduğu gibi ölmek de bir sistemdir. Bilin bunu. Beka arzusu da sistemdir. Ebed arzusu da sistemdir. Sistem sistem. Mevt ve hayat bir sistemdir. Sistem. Yani hayatı buna giydirmek, bu hayata da bütün kainatı koymak içine bir sistemdir. Hayat düşünün, hayır kayyumun cilvesi. Hayat. Biz hayatta şey zannediyoruz, canlılık, üreme, yeme, içme, bağırma, görme. Bunu zannediyor. Bu hayatın suretleri. Peki, hayatın kanuniyeti nedir? Bir daha, hayatın sureti şu. Görmek, düşünmek, konuşmak, yaşamak, üremek vesaire. Bu hayatın suretidir. Hayatın kanuniyeti nedir? Hayatın kanuniyeti akıldır, dimadır. Hakikati nedir? Kalptir. 18 bin alemdir. Mahiyeti nedir? Hayat, sufudi sıfattandır. Bilmiyorum. Hayat nereye girmişse? Allah'ın subu. Çünkü hayat şey değil yani. Bize verilmiş, perde olmamış. Mahluk da değil yani. Vacip de değil. Böyle cilvesi bizde tezahür ediyor. Hayata esbab vaz edilmemiş. Esbab vaz edilmemiş arada. Direkt verilmiş. Bak hayatın suretini söylüyorum bir daha. Görmek, işitmek, koklamak, yemek, üremek, gitmek, gelmek. Biz hayatı bunu zannettik. Hayatın suretidir. Gir içeriye. Kanuniyeti nedir? Dimadır, kafadır. Fikretmek, hayal etmek, düşünmek, izan etmek, akletmek. Bak bakalım hayatta ne alakası var değil mi? Tefekkür etmek. Tefekkür ne işimize yarıyor? Zihinde mekan açmaktır. Hayatınızı imanla hayatlandırınız. Evet, hayatınızı imanla hayatlandırınız. Feraizle zinetlendiriniz. Peki, insanda bu hayat, geç arkaya, kanuniyeti nedir? Kanuniyeti dimadır, hakikati 18 bin alemdir. Kalp, ya, Peki mahiyeti nedir? Cenab-ı Hakk'ın subutu sıfattan hay olduğu için o da orayı bilmiyoruz. İnsanda uygularsak hayatın öyle bir meratibi var ki oradan söyledim. Mahluk değil, vacip de değil. Nur-u Muhammedi. O da hayattan yaratılmış, yaratılmamış. Berzah. Yani ondan dedim, Nur-u Muhammedi itibariyle biz kainattan önceyiz. 18 bin alem var ya, cennet, cehennem, arş, kürs. Bu yaratılmadan önce Nur-u Muhammedi'de biz vardık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi, Adem cennette yaratılmadan önce ben peygamberdim diyor. Nur-u Muhammedi yani şu, toprak düşünün, çekirdek ne şu nema buldu. Ağaç oldu. Bu ağacın 30 sene sonra çıkan çiçeği, yaprağı, 30 sene sonra çıkan yaprak. İlk yaprakla 30 sene geçti. Öyle değil mi? Ağaç ilken. Ama çekirdekte sonra, önce, soğuk, sıcak, dal, yaprak öyle bir şey yok. Hepsi aynı yerde. Çekirdekte ağacın yaprağı, dalı, budağı, öncesi, sonrası var mı? Yok. Nur-u Muhammedi cihetiyle biz kainatın çekirdeğindeydik. Çekirdeği aslisiyiz. Cennetten, cehennemden de önceyiz. İnsanda yaratılmıştır her şey. 18 bin alem. Cennet, cehennem insandan türetilmiş. Nur-u Muhammedi. Mahiyet insani birdir. Diyor. 5. remizde. Mahiyet insani birdir. İnkışamı kısımlara mı? Gayri mümkündür. 18 bin alem nedir? Hayatın hakikatlarıdır. Tek bir şey vardır. Hayat-ı Muhammediye'dir. Başka bir şey yok. Hayat, bak mahiyet insani birdir. Bir tane. 18 bin alem açılımıdır. Kalbi açın. Gidip bir makineye koyun. Açın. Açtığınız donsun, 18 bin alem olacak. Kalbin içinde cennet de cehennem de var işte zaten. Senden yaratılandan niye korkuyorsun? Ondan uzak olmaktan kork. Senden yaratılmış yani insan. O zaman hayatın hakikati burada. Kafirler de mi o hayatın? O hayatta yaratılmış fakat onaylanmadı. Mesela kafirin durumu, ben Kırıkan'da heves ettim, narı alıyorum. Hep misal veririm. Rize'ye gittim, diktim. Nar ağacı oldu. Meyvesi bu kadar oldu. Ama Kırıkan'da yarım kilo 450 gram oluyor. 450 gram oluyor. Rize'ye diktim ama bu kadar bir ceviz kadı oldu. Peki suç ağaçta mıdır? Tohumunda mıdır? Şartlar olmayınca olmamıştır. Sırf kütük olmuştur. Kafirde bir kütük oldu işte. Ama inkişaf etmediği için yok sayılıyor. Gelmemiş, kabul ediliyor. Böyle bir şey yaratılmamış. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu ahir zaman fitnesine ulema ne demiş biliyor musun? Kayıp asır. Ustad ne demiş muhakematta? Hatırlayan var mı? Kıtlık diyor. İnsan kıtlığına ait Osmanlıca bir tabir kullanıyor. Kahturican. İnsan kıtlığı olacakmış. Allah'ınızı severseniz insan kıtlığı mı var şimdi? İnsan dolu ya. 8 milyar insan var. Kahturican var. Bir de hani o toplantıda var ya abi. O asın imamlarının toplantısı. Üstad diyor ki, ey helaket ve felaket asın adamı. Evet diyorlar. Yani oradan buraya bakıldığı zaman burası helaket olarak gözükmüş. Evet. Helaket ve felaket asın adamı. Ustada diyorlar. Her asın mebusları. Her asır 100 senede bir müceddit var ya. Onların toplantısında. Yani onlar bize bakıyorlar. Evet. Ey helaket ve felaket asın adamı. Senin de bir reyin var. Allahu Ekber. O zat diyor ki, kahturican. Felaket neydi abi? Şimdi oraya sokma abi. Felaket her şey bile karışmış. Duman olmuş yani. Evet. Mesela deprem olmuş ya. Yani. Toz duman olmuş. Adam yok. Birileri vardı. Yani çok değişik bir... Lidu lil mefti vebnu lil harap. Onu anlatıyor 26. lemada. Ölmek için dünya gelirsiniz. Harap olması için binalar yaparsınız. Baki bir şey yapmaz mısınız? Sonra bu cümle çok değişir daha. Hangisi? O helaket ve felaket var ya. O helaket ve felaket asın adamı. Yani hakikaten biz neredeyiz farkında değiliz abi. Farkında değiliz abi. Bu dersler var ya Risale-i Nur'da. Farkı. Halbuki teknoloji açısındayız. Her şey mükemmel, harika. Ya. Fakat felaket olur. Ne zaman anlayacak biliyor musun Mehmet? Sözleri verir misin? Sağ taraftaki ikinci. Ben hep onu yeni çıkarıyorum piyasaya. Çünkü o zaman onu geçiyordum. Ben anlamıyordum ki millet anlatayım. Bak şu 154 sözler. Felaket ve helakete Mehmet. Beni koparttın şeyi ama. Böyle garip tarafın var senin. Yani hani Üstad'dan bakıyor ya. Oradan bakıyor. Şimdi o zatlar da onun gibi bakmışlar yani. Onlar gibi evet. Şey zannediliyor biliyor musun? Ha böyle gitmişler. İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Azamlar, Allah Resulü İmam Aliler vesaire. Orada durmuşlar. Bizden kopuk. Kendi dünyalarında baklava yiyorlar, kahve içiyorlar. Keyif ediyorlar. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Bizim dişimiz ağrısa rahatsız oluyorlar inanın bana ya. Rahatsız oluyor. Peygamberimiz için söylüyor. Niye salavat? Senin diyor, Barla'da geçiyor değil mi? Senin en ufak şeyinden rahatsız olan bir şefkatli peygamberin var diyor. Hatırladınız bunu? Hı hı. En ufak şeyde rahatsız oluyor ya. Dünyada senin ya Resulallah dediğin anda hissediyor. Bir alim öyle demiş. Deme diyor. Resulullah incitme diyor. Talep istemiş ki ben onu vasıta yapayım. Ağzım alıştı demiş. O hissediyor diyor. Bazılar mübalağa zannedecek. Kainatın bak. Hayat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Hayat-ı kainatın hayatıdır. Hem nurudur hem esasıdır. Biz anlamıyor. Biz bedensel zannediyoruz peygamberi. Yani 60 kilo, 90 kilo, 70 kilo bir insan zannediyoruz. Adam öyle demiş ya bir tanesi. Şuraya bak ya. Levlak ya levlak. Lema halıktı levlak. Yani diyor kainatın çekirdeğidir diyor. Ya ne zaman yaratıldı diyor. Daha diyor 571'de diyor. Ondan önce insan yok muydu? Bak peygamber anlayışına bakın adamın ya. İnsanı bedensel zannediyor. Bak şimdi. Anlamadığım bir yer. Evet, anlamadığım bir yer. Ama korona ile anlamaya başladım. Dedim bu nasıl olacak? Diyor ki dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması anlaşılacakmış. Herkesçe. Nasıl anlaşılacak Müslüman bundan garip? Dünya bütün fani ve muvakkatmış. Şimdi bir de korona ile düşünün. Dünya bütün fani ve muvakkatmış. Ulan nasıl anlaşılacak bu? Bak söyleyecek şimdi. Kim anlayacak diyor. İlk önce Avrupa. Medeniyetin fantaziyelerinin aldatıcı, uyutucu olduğu umuma görülmesiyle medeniyetçiler var, uçaklar, arabalar, internetler, ne aklınıza geliyor? Bunlar fantazi, aldatıcı ve uyutucu olduğunu, oyuncakların arkasına gizlenen çocuk gibi olduklarını, bunlar aldatıcı olduğu umuma gözükecekmiş. Onlar nasıl gözükecek ya? Medeniyet fantaziyeleri var ya, arabalar, paralar, kariyeler, kasalar, masalar. Masa, kariyer. Kasa, para. Bunlar aldatıcı ve uyutucu olduğunu herkese gözükecek. Mehmet nasıl gözükecek bu herkese? Nasıl gözükecek? Diyordum. Sonra fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet insaniyenin umumi bir surette dehşeti yaralanması ile öyle dehşetli yaralanacak ki bu anlayış, gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla, işte bundan sonra dinleyin, gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaset-i ruh-i zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görülmesiyle, bir de şunu anlamıyordum, size bir şey söyleyeyim de aralamak istemiyorum. Ya diyor, ahir zamanda Yahudileri taşlar, ağaçlar bizim arkamızdadır. Beşer düşmanıdır Yahudi. Müslüman düşmanı değil Yahudi. Beşer düşmanı. Yahudi Kabala'da şöyle yazar. Tevrat'ın tefsiri Kabala. Bütün Yahudiler sultan olarak doğar. Yahudilerin dışında doğan köpek ve köle doğar. Unutmayın ben uydurmuyorum. Köpek ve köle. İnsan kabul edilmiyor Yahudinin dışında. Onun için hiçbir millet Yahudi değilse Yahudi dinine giremez. Mason olur. Mason Yahudiliğe hizmet etmektir. Hiç kimse Musevi dinini seçemez. İslamiyet öyle değil. Fransız'da, Rus'da, Alman'da herkes Yahudi'de Müslüman olabilir. Hiç kimse ben Yahudi, Musevi olamam. Kabul edilemez. Musevi olmam için bir şey olmam lazım. Yahudi olmam lazım. Dolayısıyla herkesi köpek ve köle görüyor ya. İnsanlığın düşmanı. Lan bu Amerika'da var. Bunlar Müslümanlar nasıl bunu ortadan kaldıracak ya? Hollanda'da var. Olmadığı yer yok. Düşünüyordum. Bir de o ikinci soru. Bu korona var ya. Biraz daha şiddetlenecek. Gide gide ne aralanacak biliyor musunuz? İsa Aleyhisselam'ın mucizesi neydi? Tıp. Tıp. Bu korona gittikçe biraz daha kendisini açığa verecek. Şiddetlenmiş gibi korona evrim geçirecek deniliyor. Bir şey evrim ben öyle diyeyim. Biraz daha geçirecek. Böyle yapınca insanlığı sıkıştıracak. İsa Aleyhisselam'ın o nuru ve bunun globalistlerin, ustadın tabiriyle Zendeka komitesinin yaptığı bütün dünyaca bilinecek. Bu globalistlerin de Yahudi olduğu bilinecek. Annesinin, çoluk çocuğun şunları bunları öldürdüklerini herkes anlayacak. Bunları Yahudinin yaptığını anlayacak. Yahudi değil Müslüman, Alman'da, Hollanda'da gördüğü zaman çamaşır gibi yapacak. Ne dedi? Gaflet ve dalaleti en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaset-i rüzemi. Bunların güya plan yaptılar insanlığa. Fakat Bakara suresinde miydi? 54 mi? 40. ayet. Plan kuranların en hayırlısı Allah'tır. Plan içinde olacak. Pek çirkin ve gaddarane hakiki sureti görünecek. Elbette ve elbette hiçbir şüphe yok ki şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binen nevi beşerin maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından herkese gözükecek. Çirkin ve geçici. Lan neymiş ya bu hayat? Bu mu ya? Lanet olsun lan diyecek. Fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği aradığı hayat-ı bakiyi bütün kuvvetiyle arayacak. Bu korona, coronaya dönüşecek. Sonra moronaya dönüşecek. 3 evre. İnşallah biz görmeyiz. Yani benim dönemde olmaz. Tırnağa, dişe, kemiğe yerleşecek. Dabbetul Arz var ya. En son ister istemez herkes Müslüman olacak. 2090'a kadar İslam'ın zahirine alel hak. Mektubat Kastamonu'da söylüyor. X'te başlayacak. X'te 2090'a kadar bütün dünyaya İslam hakim olacak. 2090'da tekrar bozulacak. 30-40 senede bozukluk devam ettikten sonra dünya benden Allah'a ısmarladık diyecek. X'te başlayacak. Dişinizi sıkın. İşte bu 154 korona, morona, torona ile o kadar aralandı ki benle herkes anlayacak. Bu zındıka komitesinin Müslümanların değil, insanlığın düşmanı olduğunu bütün dünya anlayacak. Tamam. Bakara suresinde diyor ki, onlar başa geçtiği zaman diyor, ekin ve nesli yok etmeye çalışırlar diyor. Evet. Ekini ve nesli. Ekini ve nesli. İnsanların ürününü ve nesli yok etmeye çalışırlar diyor. Oysa bir tuzak kurdular korona ile. Sonra başka şu anda evrildi. Başka bir şeyle planlarını devam ettiriyor. Tutmadı koronayla. Ha, tamam. Fakat beşerin koronayla hep uyandı. İyi sağlandı. Fakat moronayla diyor ki Allah ise bozguncuları sevmez. Ha, ondan sonra o tuzakları içinde Allah nurunu tamamlayacak. Müslümanlar da istemese demiyor. Gayret etmese de demiyor. Kafirler istemese de. Şimdi daha çok şiddetlenecek bu ayete göre. Evet. Bak, bu ayete göre şiddetlenecek. Bak şimdi devamında alttaki diyor ki Allah'tan kork denildiği zaman ona denildiği zaman bu sefer gururu onu daha da günaha sürükleyecek. Evet. Gururu daha da günaha sürükleyecek. Gururu ne biliyor musun? Biz bu kadar zulüm yaptık. Evet. Tövbe tövbe. Tanrı olsaydı bizi durdururdu. Denk öyle birisi yok. Bunlar hepten azdırdı. Hı hı. Tamam mı? Bu sefer bir din oluşturdular. Biliyorsunuz Yahudilikte ruhani ve cismani ahiret yok. Dünyadır onların ilahları. İşte ondan şey çıktım. Reenkarnasyon. Hata yapanlar işte domuza girer falan, ruhları ceset değiştirir. Paganist denen bir din yaptılar. Paganist. Yani satanistin devletleşmiş. Devlet mesela İsrail dinle yönetilir. Dünyada ikinci bir devlet var. Amerika'da 53 tane eyalet var galiba. En Sibirya'daki neydi o adı? Alaska eyaletinde paganist, öyle hatırlıyorum paganist diye. Bu satanist dininin resmi din olmuş orada. Yani satanistler dine dönüşmüş. Bu model yapmışlar bunu yani uygulamalı. Buradan başlamışlar. Bu evren şeyciler, globalistlerin Risale'deki adıyla Zendeka komitesi. Tamam. Neyse konumuzdan şey yaptık ama konumuz şeydir. Dünya bütün fani ve aldatıcı, uyutucu olduğu Müslümanlara demiyor. Bütün herkesçe gözükmesi. Ortalık şiddetlenecek. Şiddetlenecek. Bunda da diyor ki artık böylesinin hakkında cehennem gelir. Evet. Tamam. Peki Müslümana ne yapacak? Müslüman şuurlu olduğu zaman, şuurluyman, Dabbetul Arz'da diyor ki, 3 sıfatla, 1 sefaat, 2 israfattan tecennüpleriyle, imanın nuru, bereketiyle, kuvvetiyle tutunamayacak. Tutunsa bile malı, zekat, hayatı şehit. İstisna olacak ama gene Müslümanlar üzerine dönmüyor. Siz bunun elinden aldığım için söylüyorum. Biraz merakım var ya. Dedim ki siz de öğrenirsiniz. Bu korona ile ölen bölgelere bakın. Hangi bölgelerdir? Nereye mensuplar? Nüfuslarına bakın. Bu kadar. Hasan abi. Evet. Abi Dabbetul Arz'la ilgiliyse eğer Müslümana kesinlikle ilişmeyecek. Zaten %100 Müslüman ve kafiri o Dabbetul Arz ayıracak diyor. Evet. Bu sürecin en ilerisinde olacak o. Yani o Dabbetul Arz'la ilgiliyse o son. On demiyor. Mesela başlangıçta. Evet. Bu şey 2020 diyor. Başlangıç. Onu tabii o birisi yapmış ama şimdi bir şeyin kemal mertebesi Dabbetul Arz'dır. Başlangıç olarak. Efendim Zübeyir. Bir şey soracağım. Abi bu şimdi kuraklık başladı ya. Bilmiyorum. Kuraklık. Ha Türkiye'de. Ha, her Türkiye'de. Yerde. Ha. Bir de 2000 şey o ne demiştir? Dabbetul Arz'da 2 tane nev olacakmış yani şey olarak. Birisi açlık ve çok açlık olacakmış. Dediniz ya daha demin. Ha. En son dişine tırnağına kadar gelecek. Evet. İkisi aynı anda mı olacak abi? Süreç beraber başlıyor Zübeyir. Evet, dünya her tarafta başladı. Hmm. Zübeyir şuna dönecek kısacası. Herkes maşuku hakikisi olan fıtratındaki hayatı arayacak. Hmm. Yani oyuncak, araba, uçak, para, eş, iş, aş, at, yat, kat olmadığını görecek. Herkesi gözükecek. Değil. İster istemez feseyekulûn Allah. Se istikbal sıfatıdır. Ben size Allah söylettireceğim dedi. Ayettir. Feseyekulûn Allah. Se istikbal harfidir. Tamam. Yani ister istemez maşuku hakikisi olan ahiret Allah gözükecek. Hiç kim. Eğer İslamsız huzur olsaydı İslam'ın gelişi mantığı olmazdı. İslamsız huzur olsaydı İslam gelmeye gerek yoktu. Zaten oluyordu. Mümkün değil. Peki şimdi ne kadar o oyuncu aldatıcı ve uyutucuydu. Morfin. Dişçinin uyuttuğu gibi. Dişçi uyutuyor ya. Yani morfin. Peki bu kadar iman nimetse Müslüman niye imanından lezzet alamıyor? Günahlarından dolayı imanından keyif alamıyor. Ben imanın hatırına söyleyeceğim. Ben namazımdan lezzet alıyorum. Risale-i Nur okurken de lezzet alıyorum. Namazımdan eksilit mutlaka lezzet alıyorum. Vallahi alıyorum. Farzda da riya girmez. Ben namazdan hoşlanıyor. Zevk alıyor. Çok şükür. Günahtan uzak durdukça lezzet alacaksın. Devam edelim. Hem şuur imani ile, iman değil, şuur imani. İmanın sureti var. Nedir o? İmanın sureti helal, haram, yap, yapma, giyip gitme. Mahluk. İmanın kanuniyeti var. Bizde, içeride. Sana ne yapmış? Ha? Bir de hakikati var, mahiyeti var. Arkadaşlar, iki tane iman şey yapıyor böyle. Mesela iman bize ne katmış? Bir de şuur iman ne yapar biliyor musun? Onun içine siz giriyorsunuz. İman içimizde zahir oluyor. Yapamam, içki içemem, şunu bunu yapamam. Bu iman bende. İman bende. Bir de kemal bulursa Yusuf imanın içine giriyorsun. Ha, bu işte o konuşuyoruz. Şuur imani ile o baki sermediye bir intisap ve o intisabın imani ile umum mülküne bir münasebet peyda olur. Şimdi biz dünyadan ayrılmak istemiyoruz. Arabamızdan, yatımızdan, katımızdan, eşimizden, aşımızdan, işimizden ayrılmak istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Bir bağlılık vermiş Allah. Eğer Allah'ın baki ve sermedi olduğuna bizde inkişaf ederse, bana bu özelliği, bu isteği, malına sahip çık, yatına, katına, eşine, aşına, işine sahip çık, bana bu özelliği veren Allah bende ne kadar ortaya çıkarsa, iman demedim ha, Allah ortaya çıkarsa alemimde, mülke karşı sahiplenmek var ya, sevmek, onu bırakıyor, şunları öyle tutmuşum, bu değilmiş ya aradım, hakikisi o olduğuna ben de ortaya çıktıkça bunlar alakam gidiyor. Bunlar alakam azaldıkça ona bağlılığın getirmiş olduğu diken batması gidiyor. Çünkü mesela hayatı veren zat Hayyu Kayyum'a göre hayatına baktığın zaman ben ölüyorum. Yok oluyorum. Nerede? Bekaya gidiyor. Bekaya dönüşüyorum. Ücret almaya gidiyorsun. Ey insan. Bir de okuyayım, ondan sonra izah edeyim. Hem o şuur imani ile o baki sermediye bir intisap. İntisap bağlılık değil ha. Nedir o? Başka anlayın. İntisap lügatta bağlılık, kablo. Ha. Aslında ne biliyor musun? Sende tanımlanması. Mesela internet olur, bir şey olur, bilgisayarla bir program tanımlandın mı? Yani bağ kurduk, internet değil. O sende anlam aldı, anlam kazandı, seni dönüştürdü yani. Seni yapılandırdı, program kuruldu. Nesep almak abi, nesep biliyorsun. Bak senden öğrendik abi yıllar önce. Estağfurullah. Bak, Allah razı olsun, iyi yaptın, iyi katkı hatırlattın. İntisap nesepten geliyor kardeşim, nesep. Mehmet, nesebin neresi senin abim? Nesebin neresi? Nesebin kökün Van değil mi? Evet. Ha, intisap bu. Nesep. Bizim ne? Peki benim ruhumun nesebi neresi? Nesep. Ruhumun nesebi nedir? İmanımın nesebine git. Şuur imanın intisap diyor. İmanın nesebi kimdir imanın? Allah'ın zatıdır ya. İmanın nesebi o, nesep, intisap nesepten. Allah irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. İman nedir? Esma değildir. Esma da var içinde. Peki iman esma değil. Esma da var. Sıfat değil. Sıfat da var. Şuunat-ı zatiye midir? Değildir. O da var. Mahiyet-i zatiyedendir. Allah'ın zatının nurudur. İman var mı? Evet. İmanla intisap demek, neseplenmek demektir. İmanın izini sür. Nesebi kimdir? Aslı şey nedeni var. Sani zülcelere nispet eder diyor. İman seni sani zülcelere nispet eder. Nesebine taşıyor seni ya. Nesebine. Aslına götürüyor. Kütüğüne götürüyor. İstanbul'da doğdun değil. Vanlıyım diyorsun. Belki de hiç gitmemişsin. Ama nesebin orası. Kütüğün orası. Tamam. Yani bu cennette de değil ha. Cennette bahsetmiyor. İmanın nesebi zata götürüyor. Lan bu artık dünyada bir an yaşasa ne olacak ya? 100 sene yaşadı. 500 sene yaşadı. La ilahe illallah demedi. Ne diyor 69 sayfada? Bir an yaşaması bir an ya bir an yaşaması baki vücut kadar kıymetli olduğu. Bak niye ezberlemediniz? Hayır. Bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu. Bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile, kendisinden daha kıymetdar, baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu, mensubiyeti cihetiyle, mensubiyet nispet, bağlılık, intisap, mensubiyetin cihetiyle bir an yaşaması şu, doğdun, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedin, mensubiyetin oldu, intisabın oldu, nesebine taşındın. Nesebine taşıyor seni. Bak, mensubiyetinle bir an yaşaması baki, ebedi bir vücutla kadar kıymetdar olduğunu ilme yakiniyle bildim. Nesebimize rücu mu edeceğiz abi? Evet. Ne ama varamayacaksın erdinç hiçbir zaman rücu edeceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rücu edilecek diyor. Dönülecek denmiş de ne desin başka? Rücu. Ama erdinç cennette her zaman Allah'ı görmeyecek miyiz? Her görüş farklı olmayacak mı? Bu rücu sonsuza dek devam edecek. Mesela değil Cenab-ı Hak cennette her görüşte farklılık. Cennetteki Lokman bir öncekisine göre bir sonrakisi hiç benzemiyor. Merak ettim ben biraz daha onu biraz hoşlandırayım. Cennete ilk gittiğiniz zaman lokma verecek ya. Merak ettim. İlk lokma ikinciye sonsuz farklı. İkinci üçüncüye sonsuz farklı böyle. Dedim ilk lokma nasıl bir şey ya? Van peyniri verecektim sana. He? Van peyniri verecektim. Van peyniri mi? Bak ne verilecek ben sana söyleyeyim. Ne diyordum? İlk lokma. Ha ilk lokma. Şimdi kaç yaşındasın Mehmet? 37. 37 yaşın. Doğdun ölecek kadar. Diyelim ki Allah ömür versin 70. Bütün o aldığın lezzetleri düşün. Lezzet ve zevkini ha. Topla abi. Karıştır bir lokmaya. Cennete gittiğin zaman sana ilk lokma bunların toplamı kadardır. Cehennemden bahsetmiyorum. Cehennemde ilk lokma 70 yaşında yaşayan bir insanın elem, keder, tasa, buhran, bunalım, can sıkıntısı, moral bozukluğu, dayanamıyorum, tahammül edemiyorum, canım sıkıldı. Hepsini topla bir lokmaya. İlk sıkıntısı bu. Mukaddeme buradan başlıyor. Şimdi bir tanesi bir şey yazmış. Kim yazdı işte durumu hiç iyi değil onun. İrfan öğretmen. İntisap, nesep, içine girmek. Orayı burada yaşamak denilebilir. Evet. Onu yaşıyorsun. İman mahluk değil ki. İmanın 4 mertebesi var. Sureti mahluktur. Kanuniyet insandadır. Hakikat esmadadır. Mahiyeti kendi zatındadır. Şimdi intisap, İmanın intisabını bilsen. Bak ne diyor? Şualar 69'da diyor ki mensubiyetin cihetiyle bir an yaşaması. Nasıl heyecanlandırıyor beni ya? Mensubiyetin cihetiyle intisabını bir an ya. Bir an yaşadın. Ebedi vücut kadar. Kardeşim çok yaşamak önemli değil. Kaliteli yaşamak. Ya çok şükür. Şu ceket var ya. Çekyatta böyle bir hal verdi bana böyle. O hadise oldu ya, koronanın o dönemlerinde heyecan. Böyle yattım o işte Yusuf çağırdığım zaman. Öyle Allah Allah. Mensubiyetim cihetiyle. Mensubiyetimi yokladım. Sorun mu var dedim mensubiyetimde. Dünya aydınlandı ya. Zifiri karanlıktı bu tepecik ya. Her taraf sönmüştü. Ya ben dedim Allah ile sorun mu var? Sıkıntı mı? Mensubiyetimde bir sıkıntı mı var ki bana böyle karanlıklı geldi bu alem. O günler var ya bana. Ya bildiğin gibi değil ya. Beni hemen buraya kaldırdı. Mensubiyetin cihetiyle bir an yaşaması ebedi vücut kadar. Niye? Nerede biliyorsun? Şualar da 756'da diyor ki ayeti unuttum. Diyor ki senin bu zerrecik hayatın var ya bir an. O Allah'ın ezeli ve ebedi hayat nurunda medet aldığı için burayla alakası yok. Burada ifade edildi. Aslında senin hayatın ezel ve ebedden başlamış devam ediyor. Hatırladınız değil mi yeri? Ezel ve ebedden nur alır. Nur alır orası. Yani benim hayatım bu dünyada bulunma ile değil ki. Ezeli ve ebedi bir hayattan medet alır diyor. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bu en azından bu sayfayı bitirince derse şey olur. Bir daha okuyayım şurayı. İntisap neydi? Ali hatırlattı sağ olsun. İntisap nesepten geliyor. Nesep. Ama lügatta değil. Şuur imani ile o baki sermediği bir intisap. Ha. İmanın şuuruyla imanı bizi nesebine taşıyor. İman ruhun nesebine ve o intisabın imaniyle intisabı bırakmıyor. Yakasını bırakmıyor. Tekrar o intisabın imaniyle umum mülküne bir münasebetler peyda olur. Münasebet peyda olur. Yani Allah benim mi? Allah mülkü de benim oluyor. Evet abi. Mesnevi Nuri'de o sizin tam söylediğinizle alakalı abi. Rucu da var. O da kapsıyor da. Ne diyor? Biz de oku. Her kim kendisini Allah'a mal ederse bütün eşya onun lehinde olur. Hem kim kim Allah'a mal olmasa bütün eşya onun lehinde olur. Allah'a mal olmak ise nasıl olacak abi? Bütün eşyayı tek ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur diyor. Bilmekle. Her şeyin ona rücu ettiğini. Rücu ettiğini. Her şey ona dönüyor. An ve an dönüyoruz. Yani biz kabire girince ölmüyoruz ki. Zaten şu anda ölüyorum. Var olup yok oluyorum, yok olup var oluyorum. Dırrrr. Şu anda yok olmuyor, ölmüyor muyum? Her saniyem var oluyor, her saniye yok oluyor. Hangisi önce onu da bilmiyorum. Var mı oluyorum, yok olmuyorum da bilmiyorum. Şu anda geçmişi mi yaşıyoruz, geleceği mi? Geçmiş yani Zübeyir. Hadi bakalım. Kafanızı bir akşam yorayım. Gerçi çok yoruldunuz da. Geçmiş geçmedi mi İbrahim? Gelecek de gelmedi. Şu an nedir o zaman? An nedir ki? Bak an demek geçmiş gitmiş mi? Evet. Gelecek de gelmemiş ki gelecek denmiş. O zaman şu anda nedir? An nedir o zaman? An dediğin zaman geçmiş oluyor. Dediğin anda gitti zaten Mehmet. Onun için biri anda buradasın, bir anda oradasın. Gafur olsaydı hemen fırlardı. Ya. Yani... Hasan abi. Ha abi. Oo, evet. Önce ölüyoruz abi, sonra var oluyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hep halakal mevte vel hayate diye geçer. Ona istinad ederek önce mevte oluyor. Yani biz önce mevte oluyoruz. Yani bu alemde de öyle olduğunu düşünüyorum. Önce ölüyoruz, sonra yaratılıyoruz. Hani o ölmeye hani an ve an oluyor ya. Onlardan birinci öncelik mevte evet. Diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'deki o halakal mevte vel hayat dediği için. Çünkü öyle diyor halakal mevte. Çünkü biz yoktuk. Allah var idi. Hiçbir şey yok. Mevt gibi yani. Sonra Allah ile Allah bizi var etti. Yoktuk. Adem'deydik. Adem'den vücuda çıktı. Vay be. Doğru. Doğru doktor. Çok şükür. Ya nasıl bir eser? Abi şeye de uygun oluyor. Hasan abi, önce Mektin, Allah hakiki vücut, Allah'ın yarattığı her şey Allah'a nispetle Adem'dir. Evet. Allah önce bu noktada Adem'i perdeyi. Evet. Biz Adem'deydik, vücuda çık denirdik de yoktuk. Ellezi halakal mevte vel hayate. Mektubatta da anlatıyor doktor. Allah razı olsun. Sizinle beraber ders olmak, derste arkadaş olmak ne nimet ya. Allah'a şükürler olsun. Murat Dursun'u bir şey yapayım, kulağını çınlatayım. Abi gazeteye dedi, şey vereceğim dedi, anons vereceğim. Ulan ben de inandım. Ulan Murat ne vereceksin gazeteye? Muhatap aranıyor diye reklam şey vereceğim dedi. Anons vereceğim. Muhatap aranıyor. Muhatap ya. Çok şükür. İntisabı anladık değil mi? Bak lügat değil artık. İmanın umum mülküne karşı bize bir münasebet peyda yapar. Ve o münasebeti intisabiyle, gene üçüncü kez, aynı parça, münasebet intisabiyle hadsiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi iman gözüyle bakar, manen istifade eder. Allah Allah. Yani Allah senin olunca, Allah'ın nesi var senin olmuş olmuyor. Gerek yok ki zaten. Bir şey anlatayım size. Fıkıh-ı Ekber diye bir şey duydunuz mu? Kitap. Anlatmıştım. İmam Azam başlatmış Fıkıh-ı Ekber. Sonra bir şey, büyük zatlar eklemiş. Fıkıh-ı Ekber'de şöyle yazıyor. Ehl-i sünnet vel cemaatin kavli odur ki kafa gözüyle Allah gözükmez şu. Ama kalp gözü dediğimiz var ya, Latife-i Rabbaniye. Fuat da kalpte. Fuat kalpte. Vicdanda ise Latife-i Rabbani, iki göz oldu. Bunlar Allah'a görür. Ama bizim gibi Allah cisim değil yani. Şimdi diyor ki, bu rüyada ve bir halette Allah gözükür. Bunun Risale'de de şey var da, miraca gitti. Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar oldu. O kadar, tamam uzatmayın. İmam Azam diyor ki, Allah'ı ruhen görmek mümkün zaten. Peygamberimiz görmüş. O kapıyı da açık bırakmış. Ona az değil. Bir gün diyor, orada yazıyor. Fıkıh-ı Ekber'de bakın görürsünüz. 340 bilmine. Küçük çekmecede olsaydı ama kitabı gösterirdi. Çizmiş. Ahmet bin Hanbel Allah'ı görmüş. Hazreti Ali'yi söylüyor. İmam-ı Azam kaç defa gördüğünü söylüyor. Tamam mı? Vesaire. Bu bizim Nadir abi var ya. O da görmüş biliyor musun? Ağlayarak anlatmıştı bana. Nadir abi de görmüştü. Ama başka bir şekilde. O başka bir şey yani. Ama o anlamadı tabii. Zannetmiyorum. Şimdi gördü de kendi şöyle neyse Ahmet bin Hanbel Rabbimi gördüm diyor. Kendisi diyor orada yazıyor Fıkıh-ı Ekber'de. Gördüm. Tabii ona şekilde, ona uygun, ona Rabbine göre. Ahmet bin Hanbel'in Rabbine göre. Allah değil bu. Onun Rabbi. Herkes cennette Rabbini görecek. Allah'ın değil. Kendi aleminde olmuş olan, tecelli eden. Rabbimi gördüm dedi. Böyle kalmış demek ki. Bana dedi ki, Ahmet benden ne istiyorsun? Böyle kaldım dedi. Hiç konuşamadım dedi. Gene bana öğretti ne isteyeceğimi. Ahmet benden istediğim ben değilim, bendendir. Sen beni iste. Vay be. Benden istediğim ben değilim. Benden iste. Beni iste dedi. Benden isteme. Beni iste. Ya. O da istememiş zaten. Bir şey diyememiş. İsteyememiş ki zaten. Böyle bir Rab. Ne kadar mütevazı. Ettenezulat ilahiyete ala okuli beşer. Allah insanların seviyesi. Nasıl olur ya? Allah insanların seviyesine inmesi tenezulat-ı ilahiyedir. Allah'ın tenezzül ettiği. Belki sizi tenezzül etmiyorlar bazı insanlar. Seni tenezzül etmem. Allah tenezzül etmiş. Profesör ilkokul çocuğuna girer tenezzül eder o sınıfa. Pat küt çat küt konuşur. Ortaokul ayrı, lise ayrı. Yani muhataba göre seviyeyi indirir. Onun kamil olduğunu gösterir. Basit olduğundan değil. Yüksek olduğunu. İşaret-i cazda geçiyor ya. Allah'ın tenezzül etmesi bizim seviyemize. Kur'an-ı Kerim tenezulat ilahiyedir. Bizim seviyemizde konuşmasıdır. Risale-i Nur da öyle. Risale-i Nur da öyle. Diyor 7'den 70'e her sene oluyor. Bak, Kur'an Allah'a yakışır bir konuşma değil, insanlara uygun, insanların seviyesinde Allah'ın konuşmasıdır. Ki Kur'an'dan dersini alsın, anlasın, tövbesini, namazını vesairesini öğrensin diye. Yani profesörün ilkokul çocuğuna ders verirken o çocukların seviyesine göredir. Kendisine yakışır seviyede değildir konuşması. Onun kemal olduğunu da gösteriyor. Çok şükür Allah. Ya ne güzel Allah var ya. Bir an yaşasa yeter be kardeşim. Nesebine taşın. İman bizi nesebine taşıyor. Bir daha, iman bizi nesebimize taşıyor. Şualar neydi bir daha 69? Bunu ezberleyin ya. Ezberleyeceksin. Ezber yapıyoruz abi, bunu ezberleyeceğim. Şu an ezber yapıyoruz. Yapıyor musunuz? Evet. Her gün bir şey mi ezberliyorsunuz? Tamam. Buna sıra gelsin erken ya. Bak diyor ki, mensubiyetin cihetiyle bir an yaşaması, yani intisap, nesebin, mensubiyetin cihetiyle bir an yaşaması ebedi vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakin ile bildim. Ya bu ölüme, korona en güzel ilaç ya, bunu yazın diyorum arkadaşlara, buzdolabınıza kapısını yapıştırın, salona koyun, yani ile okumayın, geçerken gözünüz ilişsin, motive olun. Bu zerrecik vücudum, bu zerrecik ne olacak? 18 bin aleme göre bu neymiş yani? Hadsiz vücuttan aynesi. Nihayetsiz, öyle bir yapı var ki çekirdek ağaç olacak. Nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Bunu yani çekirdek patlayınca imbisat bu. Kabir neresiymiş biliyor musun kabir? Toprak altı değil. Ondan sonra kapatıyorum dersi. Kabrin sıfatı. Yusuf, soğuk, karanlık, dar, kimsesiz. Yalnız veya kimsesiz. Bir insan bu dünyada karabalık iken bunları yaşıyorsa kabirdedir kardeşim. O mezarlıktır. Kabir bu değil. Kabir, soğuk, dar, yalnız, karanlık. 4 sıfat kadar. Onu tek tek bir ders yapmışız. Kabir diye bir ders galiba. Karanlık ne demek? Karanlık burada yalnız öte insanlar olmak değil. Evde de öyle bak. Korona ne güzel yaptı. Hazreti Korona değil. O koronayı herkes odasına kaçtı. Lan akrabam lan. Annem, babam, ablam, kardeşim, oğlum, kızım. Lan herkes benden ayrıldı. Lan ne oldu? Herkes odaya. Lan tövbe estağfurullah. Hayvana mı veriyorsunuz lan bu yemeği? Kapımın, odamın önüne tabak koyuyorlar. Baba! Yemeğini al kapının önünden. Hayret. Niye? Kıymetini bilemedik ki babanın. Hani Müslümanlar birbirine silah-i rahim vardı? Ulan silah-i rahim evde koptu ya. Silah-i rahim farz. Hazreti Korona bizi ağacı aşılamak için dallar daha gür gelsin diye ağaç budanır. Bilmeyen adam der ki ulan ne yapıyor lan bu deli mi ağacı yok etti ya. Budanır ki daha güç gelsin. Gür gelsin. Bir de o uçtu gitti. Hayır meyvesini istifade edemiyorum. Bu hem güçlü olsun hem de uzanabilelim. Ya ağaç böyle çıkmasın. Yayılsın böyle. Silah-i rahimimizi anlatıyor korona. İslamiyet de yayılıyor o şekilde. Heh, İslamiyet öyle yayılıyor ki. Ağaç gibi yayılıyor şu anda. Evet. Hem de ne kadar. Şimdi bu hadiselerde daha gelmemiş. Geldi. Kimden medet bulacaksın? Hükümette bir şey yok. Gücü yok. O da bitti. El filencek takoza. İstop etti. Paran var. Ne işe yarayacak? Sisi. Koronamı kaldır. Korona ihtimalini kaldır. Cebinde para var. Para bir şey yaramadı. Kariyer, mariyer. Hepsi gitti. Ne kaldı? Lan bir ev vardı lan. Eşim, aşım, işim vardı. Kızım vardı, karım vardı, kocam vardı, kardeşim, abim, dayım vardı. Ben odaya koydular. Oraya dur. Baba buyur kızım. Yemeğini oraya koyduk. Al kızım oradan. Baba. Ne? Sofra yok mu? Ne sofrası? Ne oldu ya? Birbirimizin kıymetini bileceğiz işte böyle. Sonra o halin gittikten sonra 10 küsür gün. Neyse. Sofraya oturmak ne demektir? Beraber olmak. Anlatamazsın. Yani uzak olmak bir şey değil ki. Lan ölsen odadan çoluk çocuğun duymayacak. Kapı kapalı. Lan birisi su vermeyecek ağzına ya. Kelime şehadet getirtmeyecek ya. Odadasın ya, kimse yok. O anda bir anda vursa karı da yok, kız da gelemiyor. Ona öyle gideceksin ya. Ha oh psikolojiden geldim. Vay be kızım varmış ya. Benim kızım bir tane söyle dedi. Şaka mı dedi bilmiyorum. Ya abi dedi işe gidiyorduk dedi. Bak ciddi ciddi ha. İşe gidiyorduk. İşte safsam. Geç geliyorduk, yemeği soruyorum, televizyona dalıyorum. Ya dedi, televizyon bozulunca dedi, benim kız 18 yaşındaymış ya dedi. Ona o kadar da muhabbet ediliyormuş ki diyor. Ona hakikaten muhabbet eğilim. Oturup sohbet ettik dedi ya. Ben de hayret hayret dinliyorum. Meğer kız 18 yaşındaymış, muhabbet eğiliymiş, konuşuluyormuş, sohbeti de güzelmiş, oturup konuşulacak insanmış ya. Ama yoktu ki. Vardı yok. Ya elhamdülillah böyle bir ustada talebe eyledi bizi. Bunu öpmeseydik ne öpecektik? Millet zannediyor ki tiyatro, maskaralık. Nice din adına siyah kaplı, zifiri karanlıklı insanın uzantısı olan elini din adına öpecektik. Ya mürşit, şeyh, ustad. Nerede? Nereye götürürsen ne? Şimdi mesela bir sıkıntı olacak, tak diye açıyorum. Uçakta da açıyorum. Her yerde açıyorum. Ustad. Ne? Ya korkuyorum. Bir an yaşadın mı kardeşim? La ilahe illallah diyerek bir an yaşamadım. Tamam. Evet. Ustad, mürşit, şeyh, hocam, her şeyim. Kay. Maaselama. Sen hala din adına o kara kalplerin uzantısı elini din diye öp. Hala 500 sene var diyor. Deccal gelecek diyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat. Yazılarınızı okuyacağım. Bakayım ne var? Allah Allah. Birisi yazmış. Seni senden istiyorum. Cenab-ı Hakk'a demiş. Cenab-ı Hak. Seni ya Rabbi. Seni senden istiyorum. Ne zaman olur? Sen seni bulduğun zaman. Onu ondan istersin. Ya başka? Yazayım. Allahu Ekber. Dur bakayım. Yukarıdan aşağı ineyim. Ola çok yazdılar da hepsini okuyacak mıyız ha? Aleyküm selam. Az geliyor abi ses mesleği geç. Hakikaten o saati doldurmak için dedik. Boş ver o şeyleri. Tamam. Allah bizimle ama biz ondan uzağız. Kalp bizde merkezden bizler hep kenar mahallelerde geziyoruz. Evet. İnsan sevdiği şeyle meşgul olur. Fikreder, zikreder. Meşgul olur şey neyse kapta ona şey yapar. İleride senin derslerini, tespitlerin İsa Gergi ne demiş? Hasan abi senin ileri tespitlerin okullarda. Ben şuna şey yapıyorum. Benim Risale-i Nur şöyle düşünün arkadaşlar. Bu şualar okullarda ders kitabı olacak. İnşallah. Ustad demiş. İlkokul kitabına, ilkokul çocuğuna bu olacak, ortaokul lise olacak, üniversite olacak. Biraz fıtrat kanununa zıt oluyor. İlkokul çocuğun elindeki kitapla tıptaki kitap aynı olmaz. Ha. O zaman onun seviyesinde Kur'an indiği gibi onun seviyesinde de olacak. İnşallah bugün dedim serbest bölge var ya kafa. Kafanın içini üniversitede bu Risale-i Nur'un o dima dersini simgeleyen, gösteren tabii kemal bulacaktır. Benim Nurcu kardeşlerim o dima'daki bizim o dersleri şekillere kemalat vereceklerdir. Eksikliklerimi düzelteceklerdir. Yanlışlarımı şey yapacaklardır. Daha kemal şeyi getirecek. Ama budur denmiyor zaten. İnşallah o şemalar hakikatin anlaşılması için bu dersleri üniversitede onlar olacağına inanıyorum. Mesela eğer kafadaki serbest bölge ne kadar bilinir, ne kadar onu fikredersek koronanın tesirinden o kadar kurtulursun. Bugün birisine diyordum, kime diyordum? arabada mıydık? Benim o serbest bölgesi ben görmeyeceğim ama en az 20 sene sonra topluma belki mal olur. Bilmiyorum, ciddi bir ihtiyaç olursa üniversitelerde o kafanın içerisinde ustadın şeyi tabii. Dimada meratip var diyor. Tamam. Şimdi insanların en büyük sorunu kafasında çıkan fikirlerin, düşüncelerin kendisine ait olduğunu, kendisi ürettiğini, ben olduğumu. Bu ne kadar cinayet. Kafamda çıkan düşünceler, hayaller beni rahatsız ediyor. Benim değil ama bu benim dersen adam çıldırır da. Ama benden başka bir sistem olduğunu, orası serbest olduğunu, onun sözünü, kendi sözünü olmadığını, şeytan için diyoruz tahta 13. 275 sözlerde şeytanın sözü kendi sözünü zannediyor. İyi değilim. Şeytan o. Yani kendisini kötü hisseden kim? Şeytan. Kendisi yeis içinde olan kim? Şeytan. Ondan sonra bana da bunu tattıracak. Demek ki ben de başka alemlerde çalıştığını, burada ile ortaya çıkan hayallerin, düşüncelerin ben olmadığımı, bana ait olmadığını, delilim de rahatsız olmam. İşte bu sistemi okuyacak ama görsel olsun diye üniversitelerde olacak ama nasibi varsa insanlığın 20 sene sonra o serbest bölgeyi ancak belki üniversite okutulur. Ama bu okutulacak, o kadar şey olmayacak. Okutulunca demek ki o bizim o şekillerin ilkokul çocuğuna sözler verilecek. Ama üniversite verilirken buradan istifade edilen çıkarım bütün nur talebelerinin çıkarımları ile anlatılacak. O haritada bunların içinde olacak. O zaman onlara tabii külliyata bakışları bizim gibi böyle ilkokul seviyesi gibi çalışmalar değil, bizim çalıştıklarımıza bakacaklar, kafamıza basıp çıkacaklar. Yani oradan başlayacaklar bizim bıraktığımız yerden. Külliyat o zaman göreceksin. Mesela dimadaki mertebeyi bugün beşer tıp, mesela bugün tıp okusa onu, o dimadaki mertebe ustadın söylediği, biz de onu şekillendirmeye çalıştık. Peki böyle bir şey var mı? Ustad söylüyor, gelecekte şekille olacak diyor bu dersler. Hatırladınız mı? Kalın Mesnevi'de geçiyor. Bu dersler, Abdullah Şimşek sesini kapat sonra şey yapar. Bu dersler şekile dönüşecek diyor, şekile. Sayfayı kaçtı? 258 mi neydi? Bu şekile dönüşecek ve birbirine eklenip şekil olacak. Hakaik imani şuhut derecesine çıkacak diyor. Evet Abdullah, söyle abi. Abi selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam abi. Abi ümitsizlik olmadığı gibi bunların olacağına benim en büyük delilim şudur ki şecere-i imkat haritası şu anda kimse karşı gelemediği gibi itiraz yok, yani karşı gelemediği gibi derken benim gösterdiğim zatlardan hiç kimse itiraz edemiyor. Aynı şu anda sizin baktığınız gibi bakıyorlar. Çok şükür. Yani bu imam haritalarına da hani bu değildir demiyoruz diyorsun ya. Ona binaen şecere-i imkat haritasına da siz bu değildir, tam budur demiyorum. Haşa. Diyorsunuz ama kimse de itiraz etmiyor. Ya burası da eksikmiş. Biri dese tamam amenna. Diyeceğim bu kadar. Daha çok söylenecek şey var da yalnızca ben burada hasiyecik olaraktan Gafur kardeşimin yerine bir giriş yapayım dedim. Malum dert ne kadar büyük olursa derman da büyük olurmuş. Dertler bana derman imiş. Malum hadise var diye başımıza geçen. Oradan çıktıktan sonra bir de mekan, dershanemiz yıkıldı. Ben içerideyken vakıfları sokağa attılar. Vakıfın üzerindeydi. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Çıktım, mekanım yok. Vakıflar sağ soldaki dershanelere kalıyorlar. Ondan sonra kendim, psikolojim, laikalar havalarda uçuşuyor, bizden değil, nurcu değil, de, Müslüman da değildir demişlerdir mutlaka. O durumlarda Abdullah, Ustad Rüştü abiyle geldi. O serbest bölgeyi kendi eliyle çizdi. Yani var ya kafada tahayyül, tasavvur böyle. Ben aslında hepiniz biliyorsunuz ilk derslerde var, dima derslerini. Şöyleydi, Tahayyül, tasavvur, taakkul, aşağıdan yukarıya. Usta dedik hayır. Vahiy yukarıdan geliyor. Tahayyül ile tasavvur aynı kategoridir. Onu böyle dizmedi. Neyse. Bu niçin söyledim bunları? Dertlerim çok büyüktü. Hakikaten bir insan kaldırması çok zor. Düşünebiliyor musun? Ömrünü verdiğim bir dava, arkadaşın bizden değil diyor. Utanmasalar Müslüman değil diyecekler ha. Neymiş? Birisinin karşısına çıkmış. Onun önü var, arkası var. Peygamberinize hakaret ediliyor, karikatürler yapılıyor, nereye dayanılarak söylüyor. Peygamberimiz Arap uşağı deniliyor. Yani tepki yok. Tepkiye tepki yapınca tepki yapılıyor. Ona acayibime gidiyor. Ertuğrul kardeş, şu anda 1,5 saat oldu. Ne nasipli adamsın. Neyse, şimdi şöyle yapayım. Ben okuyayım. Ertuğrul, ne nasibin az kardeş. 1,5 saat oldu, geçti. Abi işim vardı. En büyük işim bu olacaktı. Görüntünü kapat. Kızdım biraz sana. Görüntünü kapat. Şimdi çok ihtiyacı vardı bu derse de onun için dedim arkadaşlar. Çok ihtiyacı var. Özelden beni meşgul edenlere derste canlı katılın diyor. En büyük işiniz budur. En büyük işiniz budur. Katılmıyorsanız beni özelden aramayın. Bak, haksız değilim. Çünkü herkese özel konuşamıyorum. İlgilenmiyorum zannet olmasın. Özelde bak, şimdi bu dönem bir sıkıntıdan geçiyoruz. Artık kasa masayı düşünecek değilsiniz. Onu azaltıyorsunuz. Canlı dersi kaçırmayacaksın. Ha, kaçırdın, o zaman kendin çözeceksin, kendin. Okuyun buradaki yazıları. İşi olan çıkabilir arkadaşlar canlı yayından. Ben okuyayım, okumamış olmasın. Sitem etmiyorum size. Gireceksiniz. Benim ihtiyacım var. Senin de ihtiyacın var. Hiçbir işi bunun önüne geçirmeyeceksin. Ders bu. Binaenaleyh tarihlerin naklettiği Peygamber Efendimiz'in bidayet hayatında neyse okuyayım. Naklettiği Peygamber Efendimiz'in bidayet hayatında maddi satış sütü bilhassa bak. Arkadaşlar çıkarımlarınızı okuyayım da onlarla meşgul olmayayım. İrfan öğretmen Dabbetul Arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın İnsanın cisminden, dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler imanın bereketiyle bir, sefaat ve suistimalattan tecennüpleriyle kurtulmasını işaret vesaire. Tamam. Bütün müstahına sağlık versin Allah'ım. İnşallah. Çok şükür, çok iyiyiz. Öksürme şeyi benim zaten bütün derslerde eskiden var. Çünkü niye? Kardeş, insaf ederseniz en az bugün 4 derse katıldım değil mi? 4 derse katıldım. Yani o kadar şey yaptım ki dersten sonra 8'i 9 zannettim. 7'den 8'e bir derse katıldım. 8'i 9 zannettim. Kafam gitti. Ama bir uyarsa yediler. Biz kafir Allah'a isyanını Allah'ın inkarında kullanıyor. Nasıl yani? Bak, bunu okuyorum. Çünkü bir çıkarım yapmış. Bu kadar zulüm ediyorum, hiçbir ceza gelmiyor. O zaman Allah yok demek ki diyor. Müslüman da her türlü günah işliyor. Tövbe etmediği halde ceza görmeyince Allah onu edecek sanıyor. Halbuki Allah'a mühlet veriyor, ihmal etmiyor. Her amelinde kaydediliyor insan, maşallah Serkan doğru. Allah ihmal etmiyor, mühlet veriyor. Ondan sonra sizin okumadı demesin diye İrfan öğretmen nesebe, Ali kardeşe de ailetten teşekkür ederim. İntisap nesebi hatırlattı. Güzel bir şeyleri oldu. Çok güzel oldu. İmanın sureti vücududur. Mehmet Direk. Bunun sahası o. Yani imanın sureti, her şeyin sureti, kanun hakikati iyi bir şey yapmış. İmanın sureti vücududur. Eylemdeki fiillerimiz helal haram. Tamam. İmanın kanuniyeti ispattır, hükümdür. Hakikati ilimdir. Mahiyeti zattadır demiş. Osman şeyde olsaydı yayında, o beraber işlediğimiz zaman imanın sureti kanuniyetidir. Onu söylerdi. Konan, seni senden istiyorum. Cenab-ı Hakk'a, Rabbime demiş. Rabbine demiş. Seni senden istiyorum ya Rabbi. Allah Allah. Çok hoş. Allah'ım razı olsun demiş Remzi kardeş. Ali denir, şad-ı taftazlarına göre Cenab-ı Hak onu malum olan şey, çıkarımınız var mı? Ondan sonra nesebin sistemi vicdanda mı çalışıyor? Bu güzel, Akça. Nesebin sistemi vicdanda çalışıyor. Evet. Evet. İsa, Almanya'da senin derslerini, kardeşlerini de sürekli dinliyoruz Can abim. Rabbime Allah razı olsun istifade ettirsin. Ben de dinliyorum kardeşim şeyi, İsa halini. Çalışıyorum hakikaten. Şimdi daha ufak bir şeyim de var. Onu da çalışıp vesaire 12'de de yetiştireceğim. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir şey söyleyeceğim abi, sadece ufak. Söyle abi. Müsaade varsa. Estağfurullah, buyurun. İntisapla ilgili. Heh. Şimdi intisap, iman bir intisaptır diyoruz. Nurdur diyoruz. Enfisi veya afatta kuvvettir diyoruz. Afatta o kuvvettir, enfiste nurdur diyoruz. Aslında intisap olan sende gözüken, senin hayat aynanda gözüken dünyaya intisabındır, bağlılığındır. Kendine yakın olmandır. Eğer sen o dünyaya uzaksan intisabın yoktur. Bu kadar. Tamam. Allah razı olsun. Çok ilginç. Yani bu imanın işte sureti, kanuniyeti, hakikati, formüle göre kanuniyetini söyledin. Sen senden uzaksın. Çok doğru. Ama bu iman bir intisaptır. Bu imanın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti nedir? Eylemdedir. Kanuniyeti hep deriz böyle. İnsan en çok uzak, yabani ve yabancı, en çok ihmal etti ki kendisidir. Aramak isteyip de bulamadı, bocaladı, yine kendisidir. Sensin. Sen. İntisap kesilmiş. Doğru Uğur. İntisap o kanuniyeti, sen senden uzaksın. Senin intisabın seninle kesilmiş. Aynen öyle. Derdimiz o. Allah razı olsun. Dur, devam edeyim. Nerede kaldım? Abi Allah razı olsun. Can abim, oraya okuduk. Abi Allah, Almanya değil mi? Abi Allah razı olsun. Çok güzel sohbet. Oraya da geçeyim. Çok sağ olun. Ebeden razı olsun. Hepimizden. Kardeşiz ya. Ben size inan ilk şey yapamam böyle riyakarlık. Vallahi gurur duyuyorum sizinle. İyi ki varsınız. Sizin bana en büyük iyiliğiniz var olmanızdır. Benim de size en büyük nimet oluşum, benim var olmamdır. İnandığınıza inanıyorum. Sevdiğinizi çok seviyorum. Olmak istediğinizi ben de istiyorum. Ayrı vücutuz, ruhumuz tek. İnanın öyle. Farklı şeylerimiz ise, farklı düşünceler. Sen de farklı bir sürü düşünceler var ki kişinin kendi içinde. Hepimiz bir vücuduz. Birimiz şarkta, birimiz garpta, şimalda, cenupta, dünyada ve ahiret olsak beraberiz. Sizin sevabınız o. Benim sevabım aynı size. İnşallah. Rabbim aynen inandığımız gibi. Zaten Risale'de öyle geçiyor. Gel abim gel. Hemen geleceğim. Ha getirin. Geldiniz mi? Şunu bitireyim de. Tamam. Getir. Ders meyvesi. Ha, tamam. Ben de bitireyim de. Tamam. Onları da bırakayım. Beni de bekleyin. Tamam. İkram edecekler ya. Durum iyi değil. Ha, Allah razı olsun. Rabbim amin. Rabbim. Ondan sonra bir çıkarım var mı? Bakıyorum. Sim Kaplan. Rabbim sizi sohbeti İngilizce'ye çevirip insanlara anlatıyorum. Mehmet Su diye sen soy isminde bu mu? Hangi şehirdesin? Neyse devlette. Abim sizin sohbeti İngilizce çevirip insanlara anlatıyorum. Gecelerde bir doktora anlattım ve inkar edemedi. Ellerinizden efsanefına Allah razı olsun. Rabbim yardım edin. Kardeşim kim olursan ol, hangi cemaatten olursan ol, ne olursan ol, değil cemaat, bizim Nur cemaatindeki meşrep. Allah aşkına, benim Rum, herhalde ben bundan biraz alacağım, siz de alacaksınız. Bir elif öğretenin, Rabbimin elifini öğretenin aleyhinde bulunmaktan Allah'tan korkuyorum. Çok korkuyorum. inan. Ama bazı şeyleri anlatıyorsun. Yani bir şey olduğumdan değil. Yani mesela haletimin çok kötüyken, yani içerideki binam yıkıldı, bakın, onlar site manası değil. Derdim çok dip. Hani bazılarınız abi çok aşağıdayım. Abi dibe gittim. Ben çukurdaydım ya. Çukur demek daha dip yok. Yani bu kadar sıkıntı. Ustad 26. Lema'da anlatıyor ya. Şöyleydim, böyleydim. Hatta ustad daha ileri giderek tarihçede geçiyor. Dinim intihardan beni men etmeseydi bugün sahip toprak olmuştu diyor ya. Ona dayanarak söylüyor. Ama öyle bir derman geldi ki iyi ki öyle oldu. Serbest bölgeyi ustad bana anlattı. İyi ki girdim. İyi ki yıkılmış. İyi ki çekmişim. Beşer dünyası için, nurcu kardeşlerim için diman o serbest bölgesi bulunmak adına yemin ederim 10 tane Hasan yok olsaydı. İşte değerdi. Hakikatler Risale-i Nur baki olsun. Hasan olsa ne olur ne olmasın. Zaten hayatımda bu ya. O var olsun. Ben zaten yok şey yapmışım ya. Yok ki. Ha, çok şükür serbest bölge çıktı. Benim bir Müslümanıma derman olabildi mi? Ne mutlu. Bazı içinden diyecek olan arıyor da cevap veriyorum. Kardeşim tek tek görüşemiyorum. Yani ben tekim. Onun için külliyattan çıkarım yapmaya çalışıyorum. Ben diyor bazılarını söyleyeceğim. Sen incelerini istihraç edebilirsin diyor. Tamam mı? Bizim mesleğimiz istihraci esrardır. Bizim malum şeyleri nakletiyor. Dolayısıyla uğraşıyorum. Başka bir şey var mı hemen şey yapayım. Sizi de şey yapmayacağım. Ömer Baş, abi Allah razı olsun, amin, ümmet, estağfurullah. Amerika'daymış Mehmet kardeş. Zerşehir'de, soyadım da Suhe. Rabbim, Allah'ım emanet ol oraya ve Allah sizin gibileri, dünyanın her tarafında, Amerika'da, Almanya'da, nerede varsa, her yerde hepimize Allah yardımcımız olsun. Ama işin çok şey, bir kişinin böyle, Amerika'daymış bu kardeşimiz, bir kişiye böyle bir şey, yani şu desen ki Mehmet, ya beni rahatsız eder, ben de niye çıksın ya? Ben bundan rahatsızım ya. Başkasının parası cebimde olsa beni memnun etmez ki, tam tersine sıkılırım da ya kaybolursa ne olacak? Demek ki emanet birisininmiş. Birisi de geldi koydu, ondan rahatsız oluyor. Şu böyle, geceniz mübarek olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili kardeşlerim. Aleykümselam. 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 Allah razı olsun. Eyvallah. Aleykümselam. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah'a emanet olun. Amin.